merhaba arkadaşlar, ben Yazdar Olur. Bugün size yeni bir ürün tanıtacağım. Fiskars'ın Logtong 6 LT6 olarak geçiyor. Bunun özelliği nedir? Onu size bir anlatayım hemen. Şöyle bir ürüne bakacak olursanız. Ürünün bir ağzı var, makas ağzı var. Bu makas ağzının çapı kadar, yani genişliği kadar olan çaptaki bir odunu rahatça kavrayıp kendi teknik özelliğinden dolayı ağırlık bindiği zaman şunu kilitliyor, iki ağzı da kilitliyor ve sizin kütüğünüzü rahatlıkla kaldırıp indirmenizi ya da büyük bir kütüğü sürüklemenizi sağlıyor. Hatta ve hatta ben şu şekilde de kullanıyorum bunu. Birkaç tane odun öbeğini, yani küçük odunu bir araya getirip onların hepsini bir anda kavramayı da yarıyor. Çünkü dolduruyorsun içini üçgen şekilde. Kabuğu şöyle. Yani bu yanınızda taşımanız için biraz zor. Çünkü hani şunu şu şekilde yanınızda taşımaktansa odun toplamaya çıkacağınız zaman elinize alırsınız. Yine kabınıza götürürsünüz. Kemerinize yine aynı şekilde takarsınız. Odun toplamaya çıkmadığınız zaman da bırakırsınız bir köşenizde. Ama gerçekten çok önemli bir malzeme. Ben aldığımda bu kadar iyi bir performans beklemiyordum açıkçası ve bu kadar kullanışlı olduğunu bilmiyordum. Neymiş ya dedim, böyle bir alıyorum, artık her ay belli bir bütçe ayırıp bir yeni bir ürün alacağım. Şu an Fiskars ürünlerine odaklanmış durumdayım. Yani bilmiyorum. Gayet kullanışlı. Şimdi birkaç uygulamada görelim. Nasıl uygulandığını, nasıl kavradığını, neler kaldırabildiğini görelim. Siz de hayranlıkla bakacağınıza inanıyorum. Böyle ürünü yakından görelim bir de. Mesela şöyle bir kütüğünüz var diyelim. Siz bunu elde taşımada zorlanıyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Bakın. Sadece bir ağzı geçirdim. Geri kalanını yukarıya kaldırarak bıraktım. Şu an bütün yükü taşıyabiliyorsunuz. İster omzunuzu alırsınız, koyarsınız. İsterseniz tutarsınız, normal bir şekilde bırakırsınız. Sadece tek elinizle. Ayrıca bunun iki tane olmasında da fayda var aslında. İkili taşırsanız daha rahat olur. Fakat ben tekliği yeterli gördüm. Bir ürünü deneyeyim, ne olduğunu göreyim diye tekli aldım. Gerçekten kullanışlı. Şimdi birkaç tane daha kalın bir şey deneyelim. Bunları yapabiliyoruz diye. Şöyle bakalım. Şöyle yapalım bir de. Mesela bunu aldık. Ne yaptık yine? Bir ucunu yapıştırdık. Bırakıyoruz. Sadece yukarı kaldırma işlemini yapıyorum ve kendisi kaldırıyor. Gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde istediğiniz kadar uzaklığa götürün. İsterseniz daha büyük kütüklerde de kullanabilirsiniz. Şuradakini deneyelim ama. Buradaki pek güzel bir örnek değil aslında ama. Evet, bu artık sıkışmış buraya. Bu olmaz. Yukarılarda görmüştüm bir tane. Onu alabiliriz. Burada bir çamura baktım. Yukarıya çıkarken göstereyim onu. Bu küçük canavarın marifetlerini göstermeden önce buna ek olarak, hani dedim ya ikinciyi kullanabilirsiniz diye. İkinciyi kullanmazsanız eğer yine Fiskars'ın XA2'si var. Bu da aynı görevi görüyor. Aslında yine baltalarında ve palasında olduğu gibi koruma emniyeti var. Şöyle bakalım. Açtık. Malzemeyi çıkardık. Şöyle bir görüntüsü var. Yani ince bir ağız. Farklı açılarla bırakılmış. Burada oduna sabitlemeyi sağlıyor şu dişi. Oduna vurduğunuz anda odunun içine doğru yarmaya başlıyor ve oradan tutuyor, kavrıyor. Şimdi bu ikisinin birlikte kullanımına örneklendirecek olursak da şöyle düşünün. Bir ucundan tuttunuz. Taşıyacağınız alan uzak bir alan diyelim. Taşımak için zorlanacaksınız. Bu X2'nizle de yine enine kestiğinden sağlamca bir kere vuruyorsunuz şöyle. Kavradığını anladığınız anda rahat bir şekilde tutup
kaldırabiliyorsunuz. İstediğinizi yapın, isterseniz fırlatın bu şekilde. İsterseniz yukarıya doğru çıkartın, yani şu görebiliyor musunuz yokuşu? Yani rahat bir şekilde her yere taşıyabilirsiniz şimdi şöyle. Gördüğünüz gibi. Bıraktı. Bunu daha çok destek olarak kullanabilirsiniz. Keza XA2 de şöyle bir özelliği var. İki tane XA2'nizin olduğunu düşünün. İki tane XA2'niz ve şöyle ben baltadan örneklendireyim. Şu an baltam yanımda değil. Şimdi bir taraftan birinci XA2'nizi vurdunuz. İkinci taraftan da diğer XA2'nizi vurdunuz diyelim. Aynı şekilde şunu taşıyabilirsiniz. Ama ben kombin olarak yapmak istersem şu daha uygun gibi geliyor. Niye bilmiyorum. İkisine çok şey yaptım. Bağımlı oldum artık. Yani taşırken bir şeyi keyifle taşıyorum. Şöyle görürsünüz. Gayet kolay oluyor. Ayrıca bununla hani mesela tutabileceğiniz zaman ikisinde de kullanabilirsiniz. Tutma açısından. Şu şekilde tutup İşte baltanızla çalışabilirsiniz, palanızla çalışabilirsiniz ya da sadece XA2 ile tutup aynı şekilde baltanızı alıp baltanızla rahat rahat çalışabilirsiniz şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Yani size birçok yerden tutma, kavrama olanağı sağlıyor. Bu iki ürün temel mantığıyla bu şekilde. İkisini de öneririm. Dediğim gibi benim kombinim bu şekilde. Yani bir XA2, bir de LT6. Size de bu şekilde kullanmanızı öneririm. Ama sorarsanız iki tane XA2 de olabilir, iki tane LT6 da olabilir. İkisinden de memnunum. Gerçekten Fiskars'a böyle bir ürün sundukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, videomuz bugünlük bu kadar. Siz bu videonun kapanışında görseller göreceksiniz, neler taşındığına dair. Bunları gördükçe artık beğenirsiniz belki, abone olursunuz kanalıma, bir şeyler yaparsınız. Teşekkürler. Örneğin şöyle bir kütük gördünüz ve bunu yakmak istiyorsunuz. Şöyle gittik yanına. Daldırabildiğimiz noktaya daldırıyoruz ve sürükleme yöntemiyle sürüklüyoruz. Ve ben bunu yakmayacağım çünkü şu an size göstermek için yapıyorum. Ayrıca bilginiz olsun. Çürümüş kökler genelde böcek yuvalarıdır. Yani ateş yakacağım diye böceklerin yuvalarından yakmayın. O içinde mutlaka canlı bulunmaktadır. Bu yüzden sadece çekmeyi gösterdim size. Neleri çekebildiğini gösterdim. Bunun daha da büyüklerini, daha çaplı odunları da çekebilirsiniz. Kendi gücünüze ve ekipmanınızın sağlığına bağlı. Gözüm yetecek mi bilmiyorum. Şu suya düşmüş kütüğü en azından bir sonraki girişimde kullanmak için sudan ayırmaya çalışacağım. Nereden baksanız bir 250 kilo var. Ama deneyelim. Sudan kurtardık. Gördüğünüz gibi. Ve hepsini bu küçük canavar yapıyor. Gerçekten bayağı bir kullanışlı olmuş. Fiskars'a tebrikler. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi falan unutmayın.